Kolay gelsin. Aysel abla Ömer'i gördünüz mü? Odasına baktım ama yok. En son gördüğümde bahçede oynuyordu. Hoş geldiniz bu arada. Aslı, sen gördün mü Ömer'i kızım? Ay anne, mutfaktan çıktın mı var? Nereden göreceğim? Çocuk kısmı kızım. Konak büyük. Girmiştir bir yerlerde. Kim bir hangi oyuna daldı. Çıkar gelir şimdi. Merak etme sen. Aysel'cim, senin işin çoktur ama bize iki bitki çayı hazırlar mısın lütfen? Hemen hanımım. Tamam. Gözünüz aydın bu arada. Sağ salim geldiler. Sağ ol, sağ ol. Meryem kızım, neyin var? Ömer yok. Nasıl yok? Dediğiniz gibi bahçeye baktım. Sonra geldim odasına da baktım ama yok. Allah Allah. Görmedin oldu. Tamam yavrum, sıkma canını. Bir yerin kesilmedi ya, bakayım. Hayır. Bu çocuk yeniden kaçmış olmasın. Ay yok demeyin öyle. Yani hem niye kaçsın ki? Ya bir vazoyu kırmış yanlışlıkla. Ben önemi yok, korkma dedim ama belki de çok korkmuştur. Ömer! Ömer neredesin? Ablanlar da geldi bak. Ömer! Aa! Ne oldu anneciğim? Ömer yok ortalarda. Sen gördün mü kızım? Yok, ben sadece üstümü değiştirmeye çıkmıştım. Anladım, anladım. Hah, Leventler döndü bu arada. Aa, öyle mi? Eh, gözümüz aydın o zaman. Nerede bu çocuk? Anneciğim nerede olacak? Çıkar gelir birazdan, merak etmeyin. Öyle de odasında da yok, bahçede de yok. Aysel de, Aslı da görmemişler. Üf, Meryem de arıyor bir yandan. Allah Allah, ben de şimdi iyice merak ettim. En iyisi ben çıkıp bir bahçeye bakayım. Siz de hiç yorulmayın. Sağ ol kızım, eksik olma. Ömer! Allah Allah, acaba bu bacaksız korktu da kaçtı mı gerçekten? İnşallah. Neredesin ablasının kuzusu? Neredesin? Aşağıda bakmadığım kıyı köşe kalmadı hanımım. Ne hamam ne sauna. Yok. Allah Allah. Yukarıda da yok. Nerede olabilir bu çocuk? Oh, bahçede de yok. Nerede olabilir ki? Çocuk bu, belli mi olur? Onlar çok severler biliyor musunuz dolaba falan girmeyi. Çıkar gelir şimdi. Aman telaş yapmayın hanımım. Bir de tansiyonunuz falan çıkar. Geceden de çok üzüldünüz zaten. Aynen anneciğim. Sizin üzülmemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Aman kızım. Sakın Levent'in kulağına gitmesin. Duyarsa çok kızar. Anneciğim boşuna kaygılanmayın. Yani çocuktur bu, çıkar bir yerden. Daha önce de aynı şey oldu biliyorsunuz. Yok vallahi, her yere baktım. Ön bahçe, garaj, çardak, müştemilat hiçbir yerde yok. Meryem nerede? Bilmem. Aa, o yukarıda. Didik didik arıyor her yeri. Allah Allah. Bakılmadık yer kalmadı ama çocuk yok. Of, bak şimdi ben ciddi ciddi kaygılanmaya başladım. Levent, ağrın falan var mı? Ağrı kesici ister misin? İyiyim Melis, iyiyim. İlaçlık bir durumum yok. Emin misin? Ya pek iyi gözükmüyorsun. İşle falan mı alakalı? Ya iyiyim dedim ya. Sadece kafam çok dolu. Sıraya koymaya çalışıyorum. Levent. Dostum çok geçmiş olsun. İyisin değil mi? Kafanı da çarpmışsın. İyiyim, iyiyim. De bırak şimdi. Sen ne yaptın? Yeni hissedarlığımızla ilgili yeni haberler var mı? Yeni hissedarla ilgili belge tamamlanmak üzere. Yarınki genel kurula kadar kahveyi nasıl içtiğine kadar öğrenmiş olacağız. Hiç merak etme. Ayrıca ben bu emlakçıyı da arayacağım bağ evinin satışıyla ilgili. Onu da ertelemeyiz. Levent. Evet.
Dostum sen gerçekten iyi misin? İyiyim dedim ya. İyiyim. Ya siz biraz abartmıyor musunuz? Ya basit bir kaza sonuçta. Ya geldi geçti. Yok bir şeyim. Emin misin? Evet. Abi aklın nerede o zaman? Niye hiçbir dediğimi dinlemiyorsun ki? Yine o çocuğun ablasını mı düşünüyorsun? Ne alakası var şimdi? Bu... o kızın flörü değil mi? Maşallah buraya kadar gelmiş. Cebimde kalmış. Bileğimi sarmıştı. Ne yapıyorsun? Kan durdurmamız lazım. Bunu bağlayacağım. Gerek yok. İnat etmeyin lütfen hadi. Bu arada sen diyet falan mı yapıyorsun? Anlamadım. Hayır yani hiç yemekten bahsetmedin de acıktım ben de hadi yemeğe gidelim diyecektim. Ya çok iyi fikir aslında. Temiz hava almış oluruz. Var mı yeni keşfettiğin mekanlar? Olmaz mı hiç ya, olmaz mı? Melis zaten sana hiç söylemiyorum bile. Sen de bize eşlik edersin diye düşünüyorum artık. Ben biraz önce sandviç yedim. Malum bu aralar biraz kiloma dikkat ediyorum. Kadınsı durumlar. Ben gelmesem daha iyi. İki sap yollayacaksın yani bize. İyi peki öyle olsun ne diyelim. Kadınlar işte bir yanları bir yanlarını tutmuyor. Affedersiniz, siz burada mıydınız? Pardon, nerede olmamı isterdin? Yok, öyle demek istemedim. Levent Bey bu dosyaları istedi de. Tamam, bırak şöyle. Gelince ben söylerim, bakar. Ben de bir dosya arıyordum da. Yardımcı olabilirim isterseniz. Ben kendim hallederim canım. Peki. Herkes haddini bilecek. Ne yaptın kızım? Yok. Bakmadığım yer kalmadı ama yok. Biz de dört bir yanda aradık ama bulamadık. Ben en iyisi bir daha bakayım bahçeye. Ben baktım bahçeye, orada yok. Olsun. Ben bir daha bakayım. Şuna bak ya. Artık sözümüz de dinlenmiyor bu konakta. Yapma kızım. Ne de olsa kardeşi yani bize anlayışlı olmak düşer. Görmedin mi? Dolu dolu olmuş gözleri kızın. Bu kız kardeşine çok bağlı, çok. Anneciğim iyi de Ömer bir tek onun için mi önemli? Bakın bizi nasıl merak ettik öyle değil mi? Hem Levent duysa ne kadar üzülür. Sakın Hülya, sakın. Aysel, Aslı. Sakın Levent'in kulağına gitmesin. Ömer! Ömer neredesin? Ömer! Aslı, çocuk galiba benden korktuğu için kaçtı. Sen de şöyle bak bakalım etrafa nereye gitmiş, ne etmiş. Ama bulursan sakın ses etme, tamam mı? Bulamazsan da ne ala, kurtulduk bitti gitti demektir. Peki Hülya Hanım. Hadi. Meryem. Ben bir evin etrafına bakayım. Belki dışarı falan çıkmıştır. Tamam Aslı, çok sağ ol. Rica ederim. Allah anneciğim. Allah, nerede ki bu çocuk? Ben de Aslı'yı şöyle bir konağın etrafına bakınsın diye gönderdim.
Yani çocuktur bu. Belki dışarı kaçmıştır. İyi yaptın kızım. Çocuk bu, ne yapacağı belli olmaz. Ömer! Ya. Aynen öyle. Of, buralarda olsaydı ses verirdi en azından. Nereye gitti acaba? Nereden düştü buraya? Nasıl geçti yemek? İki saat baş başa. İyiydi. Yani doğu mutfağından bir şeyler denetti Cemil. Afiyet olsun bakalım. Sağ ol. Efendim? Nasıl bir sorun? Bekle, orada bekle Cemil, geliyorum. Muhasebeye inmem gerekiyor. Bir sorun olmuş da. Nereye gitti bu? Görmediniz mi buralarda? Yok. Aslı dışarı bakmış ama hiçbir şey görememiş. Of, ben de baktım ama bulamadım. Nereye gider bu çocuk? Ben bir daha mı baksam acaba? Aslı bakmış dedim ama istersen git bak. Olsun, ben bir daha bakayım. İnşallah bulamazsın. İnşallah o bacaksız bu konağa bir daha giremez. Ömer! Ömer! Of, neredesin ablacığım Ömer? Abla. Of. Yine mahalleye mi gitti acaba? Onu götürmedik diye küsmüş olmasın sakın. Safiye teyze, Ayşe gelmedi değil mi işten? Anladım. O zaman senden bir ricam olacak. Ya kusura bakma, o kadar işin arasında. Sağ ol. Ömer kayıp da bir çıkıp sağa sola bakabilir misin? Belki mahalleye gelmiştir. Sağ ol. Çok sağ ol. Görüşürüz. Uf. Yukarıdaki parka mı gitti acaba? Lokmayı da kursağımızda bıraktı ya kadın. Ne güzel saklanmaç oynayacaktık daha. Ya ben kadın falan görmedim oğlum. Ben gördüm, vallahi çok kötü bakıyordu. Vay, ziyafet var ha. Gökten mi düştü bunlar? Bu ne be? Nereden çıktı? Nereden çıktıysa çıktı. Ay. Ne bakıyorsunuz öyle be? Ben sinsi yerken iyiydi değil mi? Hadi işe hadi. Bırakın onu yüzükleyeceğim. Bırak. Hadi. Mangırsız gelmeyin ha. Ne zamandır kayıt peki?
Yani oldu biraz. En son bahçedeydi. Peki bana neden söylemiyorsunuz? Eve erken gelmesem haberim bile olmayacak. Oğlum, çıkıp gelirse seni boş yere telaşlandırmayalım diye düşündük. Zaten başında bir sürü iş var. İyi ama anne. Meryem kızım. Arkadaşımın annesini aradım. Komşularla çıkıp bakmışlar ama yok. Mahallede de yok. En son nerede demiştin? Bahçede. Bahçede benimleydi. Hatta eve birlikte girdik ama sonra... Neredesin ablacığım, neredesin? Ömer, Ömer. Ömer! Tamam, ben geldim, geçti. Ömer, nasıl, iyi mi, bir şey söyleyin. Bilmiyorum henüz ama düzgün nefes alıyor. Önce çantasını buldum, sonra Ömer'i. Tamam. Ömer. Ömer. Ömer, iyi misin ablacığım Ömer? Ömer, bir ses ver. Ablacığım, beni duyuyor musun? Her şeyi anlatırsa şimdi. Vazoyu benim yüzümden kırdığını, bahçede benden korktuğu için yukarıdan düştüğünü ya anlatırsa ben ne yaparım? Ödümü kopardın Bahadır. Ya insan gereken bir ses bir şey verir ya. Ne oldu hayatım? Niye sıçradın öyle? Bahadır, görmüyor musun nasıl daldığımı ha? Affedersin hayatım. Affedersin ama ben nereden bilebilirim ki odaya girmeden senin dalmış olduğunu? Of Bahadır, of! İnsanı deli edersin sen. Allah Allah, ben ne yaptım ki şimdi? Hayatım, yemeğe mi iniyorsun? Ben de ellerimi yıkayıp geliyorum hemen. Anlat hadi ablacığım. Nefesin mi daraldı yine? Uykun mu geldi peki? Çok mu sevdin çimleri? Nasıl oldu? Bir şeyin yok değil mi? Yaramaz. Koca konağı ayağa kaldırdın. Hadi ablası, acıkmıştır o. Sen git de bir bardak süt getir, midesini bastırsın. Doğru söylüyorsunuz. Ben akıl edemedim. Bana bak. Eğer benim yüzümden düştüğünü ya da beni herhangi bir yerde gördüğünü söylersen... ...bir daha ablanı bu konakta göremezsin. Anladın mı? Nasıl olduk? Kendimize geldik mi? Gayet iyi. Hiçbir şey yok şükür. Pek de utangaç. Hiç sevdirmiyor kendini. Müsaadenle. Hadi ablacığım kalk. Bir iki lokma bir şey ye. Sen çıkabilirsin. İzin verirseniz ben biraz daha... Mesaim bitti. Gidebilirsin. Ablacığım sen şimdi güzelce dinlen. Yarın görüşürüz, tamam mı? Sütle başlamak ister misin? Buyurun. Kahveniz.
Bol sütlü, şekersiz. Teşekkür ederim. Bravo. Bu ne dikkat. Tam istediğim gibi eline sağlık. Bu arada yemek için yer ayırttın değil mi? Evet. Cemil Bey adına iki kişilik. Harika. Aman bir aksilik çıkmasın da Alevciğim çok titizdir bu konularda. Ben tekrar arar tembihlerim. Tabii tabii. Aramanda fayda var. Bu arada senden ricam çok böyle ayak altı bir yer olmasın. Baş başa kalabileceğimiz, rahat olabileceğimiz bir masa olsun. İnsan kaynakları. Efendim. Tamam. Tamam, geliyorum hemen, tamam. Sağ ol. Baş başa yemek. Gözden uzak. Kim ki bu Alev ya? Nasreddin Hoca ne demiş? Ye kürküm ye. Ye kürküm ye. Beni bekle Metehan oğlu. Geliyorum. Maşallah abi. Yine jantiyiz. Janti ne ya? Türkçe konuş oğlum, Türkçe. Yakışıklı desen dilin mi eskir ha? Şişt. Yoksa sen beni içten içe böyle kıskanıyor musun ha? Yok abi, o ne demek? Gözü olanın gözü çıksın yani. Püf 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 püf, maşallah. 41 kere maşallah. Sen amma düzmüşsün kaportayı be patroncum. Sen esas şuradaki motora bak. 300 beygir bak bak. Çık 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 çık. Maşallah sana, maşallah. Allah tekletmesin abi. Amin. Sen ne yaptın arabayı? Hazır mı müdür? Hazır abi. Güzel. Yıkattın mı? Yıkattım abi. İç dış? İç dış. Tam tekmil. Cila? Çiçek. Güzel. E hadi o zaman. Ama açsana kapıyı, gidelim hadi. Aa, pardon abi, özür dilerim. Buyur lütfen. Ben de arkanızdan su dökeyim bari. Lütfen ayak altı bir masa olmasın. Evet. Hı hı. Öğlen dedim ya. Misafirimiz çok titiz. Hı hı. Teşekkürler. İyi günler. Kim ki bu Alev? Meyve sepeti yollamalar. Sonra arayıp hal hatır sormalar. Neyse. Nasıl olsa öğreneceğiz. Gelsin bakalım. Alevciğim gelmedi değil mi daha? Yok, henüz gelmedi. Bu arada ben restoranı aradım. En özel masalarını size ayırdılar. Başka özel bir isteğiniz varsa... Yok, teşekkür ederim. Şunu alıp çıkacaktım ben. Levent Bey'le şimdi toplantıya giriyorum. Eğer Alev ben yokken gelirse burada bekle, tamam mı? Tabii efendim. Merak etmeyin. Bak, benden sana büyük tavsiyesi. O yeni gelen var ya, yılın teki. Ondan uzak dur. Ha, evleneceksen o kızla evlen. O çok iyi birisi. Onu sakın kaçırma. Beklenen adamın dosyası. Yani hisseleri alan kişi. Bakalım kimmiş? Thank you.
Vay 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 Tekin abim. Bu ne şıklık böyle? Her geçen gün daha da şık oluyorsun abi ya. Abartma Durmuş. Biliyorsun şıklık bizim göbek adımız. Tabii orası öyle de. Ya Tekin abi ben seni çocukluğundan beri tanırım bilirim yani ama gün geçtikçe sen böyle bir jilet gibi şey yap. Durmuş söyle böyle ağzını korkak alıştırma. Tıpkı öyle önemli adamlar gibi. De bunu de. Yok abi estağfurullah ben onu kastetmedim. De yani. Durmuş bana maval okuma. 40 yıllık tanıyorum seni. Senin ciğerini bilirim ben, ciğerini. Ama sen de bunu bil. Önem de değişti, bu adam da değişti. Haberin olsun. Tabii abi, eyvallah. Doğan! Tabii abi, affedersin abi, affedersin. Buyur abi. Siz dua edin. Ben bugün kızmayacağıma söz verdim kendime. Hadi sür şunu. Kurumadan gidip dönün inşallah. Önemli adammış. Sen önce adam olmayı öğren be. Olsun abi. Muhasebeye inmem lazım ama inmeyeceğim. Alev malev gelir neme lazım. Gitmeyeceğim. Alev gelmedi mi hala? Gelmedi henüz Cemil Bey. Tamam, birazdan gelir herhalde. Hı hı. Ne alevmiş arkadaş ya? Alev. Merhabalar, Ayşe Hanım sizsiniz sanırım. Hı hı. Biz de sizi bekliyorduk, buyurun. Abla, ne olmuş buna böyle ya? Böyle bir afralar, bir tafralar bilmem ne falan böyle, bir havalar falan. Nereden vurdu bu voli ya? Vallahi bilmem. Herif tepeden tırnağa değişti, haberin olsun. Ha, mal aynı mal olduktan sonra kaportayı değiştirmişsin, ne olacak ki? Hiç. Vallahi öyle deme. Sen gelmeden ben de Tekin'e kaporta falan dedim de bana göğsüne vura vura. Sen kaportayı bırak, motora bak dedi. 300 beygirmiş. Beygir mi? Vay, şşt kız abla. Bu altılıyı falan tutturmuş olmasın ha? Şşt durmuş. Ne altılısı, ne ganyanı be. Tekin'in öyle şeylerle işi olur mu bir kere? Hayret bir şey. O kesin para pullu bir iş çevirdi de biz anlayamadık. Anlamayacak bir şey yok bunda işte. Tamam, adam paraya para katmış. Paraya para katmış da. Bizim bu akılsız kız neyine direniyor, niye ayak duruyor ben anlayamadım gitti vallahi ya. Anlarız merak etme sen. Yeter ki biz adımları doğru atalım. Kız kısmı bu, ürkütmeye gelmez. Yani tamam orası iyi de ben bu Tekin'i bilirim ya. Ben bu Tekin'i bilirim. Şimdi bak kızı istemeye geldiği zaman nasıl böyle bir bozum olmuştu? Bu var ya eğer birisi onun canını yakarsa o da onun canını yakmadan rahat etmez. Ya bu
parayı marayı da bulmuş bir yerden ya, seni beni dinlemez vallahi, dümdüz eder geçer. Ay rahat ol, rahat ol. O belalıysa ben de maşallah Neriman'ım be. Şeytana pabucunu ters giydirmişim. Tekinden mi korkacağım? Hiç ya. Ya abla görmedin mi az önce nasıl köpek çekti adam bize ya? Ay tabii çekecek. Meyrem'den yediği zılgıtın acısını elbet birisinden çıkaracak. Ha, vallahi abla aklında bin yaşa ya. Herhalde. Bak ben bunu hiç akıl edemezdim ha. Vallahi bravo. Ya helal olsun sana bu çiğnediğin yollar be Neriman. Ben bu saçları değirmende ağartmadım yani. Herhalde Durmuş Efendi. Boşuna mı sana sabret diyorum be? Tamam tamam abartma abartma. Bayıldığını anladım anlamasına da. Nasıl oldu işte? Düştüm. Tamam işte kuzum. Nasıl düştün? Bana bak, eğer benim yüzümden düştüğünü ya da beni herhangi bir yerde gördüğünü söylersen, bir daha ablanı bu konakta göremezsin. Anladın mı? Durup dururken düştün, sonra da bayıldın yani, öyle mi? Hı hı. Peki hiç kimse yok muydu bahçede? Tamam ablacığım. Anladım, hatırlayınca kötü oluyorsun. Hadi gel, saçlarını tarayalım. Alev Hanım aslında, yani siz yanlış anladınız sanırım beni. Alev Hanım değilim ben. İş görüşmesi için gelmiştim de Ayşe Hanım sizi yönlendirsin dediler. Aa! İş görüşmesine mi geldiniz? Evet. Çok sevindim ben ama bir kat alta inmeniz gerekiyor. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim, size de. Merhaba, ben Alev. Cemil Bey'e bakmıştım ama... Alev Hanım? Gerçek Alev Hanım. Cemil Bey'in Alev Hanım'ı. Hoş geldiniz. Çok anlayamadım hanım kızım. Ne demek istediğinizi. Önemli değil. Hoş geldiniz. Alevciğim, hoş geldin. Hoş geldin. Asistanımla tanıştın demek. Merhaba tekrar. Merhaba. Alev benim en yakın dostlarımdan birinin annesi. Kendisi Amerika'da olunca ben de elimden geldiğince evlatlık etmeye çalışıyorum kendisine. Hem de ne evlat, sağ olsun. Her ihtiyacım da koşup geliyor. Yalnız üzülerek söylüyorum, bugünkü yemeği iptal etmemiz gerekecek. Hiç önemli değil. Ben hanım kızımla oturup bir çay içer giderim. Sen bak işine. Ben toplantıya kaçtım o zaman. Yalnız bunu telafi edeceğiz ha. Buyurun Alev Hanım, buyurun oturun. Gıyabınızda çok şey duydum. Ne içersiniz, çay kahve? Çay içelim. Bize iki çay. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim hanım kızım, sen nasılsın? Teşekkürler, ben de çok iyiyim. Aman da aman. Ay, çok yakışıklı olmuş oğlum benim. Gel bana gel. Aslında seni hiç yalnız bırakmamak lazım. Eli avuca sığmıyorsun ki güzel yavrum. Şimdi söyle bakalım. Sen orada ne arıyordun ha? Nasıl düşüp bayıldın? Ömer. Hadi ablacığım bak, hepimiz merak ediyoruz. Nasıl düştün oradan?
söylesene ablacığım, çekinme. Birisi mi korkuttu seni? Kahretsin. Niye şimdi bu bacaksız gözlerini dikti bana böyle bakıyor? Yavrum, söyle bakayım. Seni biri mi itti ha? Kim korkuttu? Hadi anlat. Ablacığım, ben yanındayım. Bir daha bir yere gitmeyeceğim. Eğer seni biri korkuttuysa söyle bize. O zaman seninle bir oyun oynayalım mı? Biz şimdi hepimiz gözlerimizi kapatalım. Sen düşüren kimse onun ismini söyle, hemen odana koş. Olur mu? Benim düştüm. Kimse beni itmedi. Peki biri mi korkuttu seni? Nasıl düştün? Kimse beni korkutmadı. Kendim korktum. Tamam ablacığım. Geçti. Hepsi geçti. Artık korkmana gerek yok. Var şimdi burada bu adamın. Levent Bey. Merhabalar. Ben Tekin Gündüz. Levent Metehanoğlu. Memnun oldum. Ben de. Ben de çok memnun oldum. Pardon, bir misafirim gelecekti de. Cemil ben. Tekin Bey'siniz sanırım. Evet. Tekin Gündüz. Haydi banyoya. Temizlik vakti. Yıkayalım güzelce ellerimizi. Haydi banyoya. Pırıl pırıl olalım. Bembeyaz köpüklerle mis gibi kokalım. Haydi. Beni ispiyonlasaydın başına nelerin gelebileceğini az çok tahmin ettin herhalde, öyle değil mi? Gel, gel, gel. Aferin sana ama akıllı çocukmuşsun. Bakayım. Eller gerçekten de temiz mi? Hı, çok tertemiz olmuş. Ama sakın kirletme, tamam mı? Thank you.
gözüm üzerinde.